Siber'in günlüğü. Siber'in günlüğünden herkese iyi haftalar. Ben Tuba. Bu hafta ne Kerem var ne Murat var. Dolayısıyla benimle baş başasınız sevgili izleyenler. Hazırsak başlayalım. Bu hafta SAP ile alakalı çok önemli kritik açıklıklar söz konusu. Aslında 3-4 tane var size bahsetmek istediğim ama ana başlıklara değinerek geçeceğim. Bunları zaten SAP notlar olarak yayınlıyor biliyorsunuz. Orada ilgili basis ve altyapı ekipleri buradaki açıklıkları biliyordurlar diye tahmin ediyorum. Bazıları henüz 1-2 gün önce yayınlandı. Bir tanesi CV 2023-27267 kodlu. CVSS skoru 9.0 yani critical bir açık. İki tane açık var. Burada da tek notta paylaşılmış. Konu da SAP'nin Diagnostic Agent'ı. Yani işte buradaki event loglarını toplayan, bildiren, bu bir hata bildirimi de olabilir. Herhangi bir teşhis için bildiren bir ajanı SAP'nin. Burada herhangi bir erişim hakkına gerek kalmadan uzaktan komut çalıştırma özelliği tespit edilmiş burada. Exploit olarak. Dolayısıyla bunun mutlaka bakılması gerekiyor. Yine aynı şekilde 2023-27497 sayılı bir açık var. Burada da yine otantikasyon ve işte input kontrollerinin sağlıklı çalıştırılamadığı bir durum tespit etmişler ve burada da zararlı scriptlerin çalıştırılabildiği yine bu ajanlar üzerinden tespit edilmiş. Dolayısıyla buna da yine bakılıyor olması lazım. Son olarak SAP NetViewer tarafında var bir tane. Yine CVE 2023-29186. Burada da 8.7 yani yüksek bir skor almış. BIBW sistemlerinizde işte hem development ortamında hem canlı ortamda bunları mutlaka kontrol edin diyelim. Öncelikle bu güvenlik açıklıklarından hiç kimse faydalanmadan bir an evvel yamaları geçiyor olmanız gerektiğini tekrardan hatırlatalım. Gelelim ikinci konuya. Bu beni birazcık güldürdü aslında. Acı tatlı bir haber. Konumuz ne? ChatGPT. Biliyorsunuz bütün teknoloji dünyası ChatGPT ile yatar kalkar oldu. Keza biz güvenlikçiler de öyle. Bazı şirketlerin, bazı ülkelerin ChatGPT erişimlerini geçici olarak askıya aldığı ya da kapattığını da duyuyoruz. Örneğin bu ayın başlarında İtalya'da GDPR otoritesinin ve yerel otoritelerinin buradaki yayınlanması muhtemel kişisel verilerle alakalı herhangi bir önlemi olmadığı için ChatGPT'ye erişimi geçici olarak askıya aldığını duymuştuk. Aynı şekilde bazı şirketler de ChatGPT ortamına erişimi açıyorlar, kapatıyorlar veya bizim gibi hala kararsızlar. Haber Samsung'dan geldi. Samsung'da yönetim bir şekilde ChatGPT'ye erişimi aslında daha önceden kapatmış. Sonra bir sebepten ötürü açmaya karar vermişler. Fakat bu açıldıktan 3-4 gün sonra peş peşe 3 tane veri sızması haberi Samsung'dan geldi. Yaptıkları açıklamaya göre durum şu. Bir tanesinde Samsung telefonların board'unun tasarımı sırasında yani o chipsetlerin ve kullanılan teknolojinin tasarımı sırasında kullanılan bazı dosyaların ChatGPT ortamına upload edilmesi yani yüklenmesi ve orada ChatGPT'nin orada bir takım işte algoritmalar çalıştırarak bir takım sorunları çözmesi bekleniyormuş. Bir diğerinde yazılımsal bir sıkıntı var ve developer ekipleri yani geliştirici ekipleri bu sıkıntıyı sorun neyse çözemiyorlar ve bunun debug ya da trace amacıyla ChatGPT ortamında yüklendiğini paylaşıyorlar. Bir başka konuysa şirket içerisinde yapılan bir önemli bir toplantı var. Bu toplantı notlarını ChatGPT'ye yükleyip bundan bir sunum hazırlaması isteniyor ChatGPT'den. Ama velakin bu verilerin tamamı şirket içinde gizli olduğu için aslında tabii ki ChatGPT de OpenAI kapsamında Open adı üstünde Open olduğu için yani oraya yüklediğiniz bir içeriği başka bir şirket, başka bir kullanıcı uygun soruları sorarak rahatlıkla elde edebileceği için bu içerikleri aslında yüklememesi gerekiyordu buradaki kullanıcıların. Maalesef iş işten geçmiş. 3 tane bu şekilde veri ihlali yaşandıktan sonra Samsung yönetimi ChatGPT'ye erişimi kapatma kararı almışlar. Burada aslında bizim bu teknolojilere ne kadar hazır olmadığımızda, dünya devi bir teknoloji şirketi bile olsa ne kadar hazır olmadığımızda ve keza yapay zekanın etiğiyle alakalı artık kafa yormamız gereken günlere geldiğimizde ortaya çıkmış oldu. Burada pek çok unsur var arkadaşlar. Özellikle sızmış olan kişisel verilerin işte tıpkı şu anda Telegram kanallarında veya başka gruplarda işte Dark Web'de paylaşımıyla alakalı nasıl hala devam eden kaygılarımız varsa ve bu durum maalesef sürdürülüyorsa bir şekilde aynı şeyin ChatGPT'nin araç olarak kullanılması vasıtasıyla yayılabileceği de buradaki konsörlerden bir tanesi, kaygılardan bir tanesi.
Yine İtalyan otoritelerinin mesela özellikle burada kişisel verilerin yayılımı konusunda ChatGPT'nin bunu alet edileceği konusunda bir takım kaygıları var demiştik. Hakeza biz güvenciler de şöyle araştırmalar yapabiliyoruz. Bugün uygun prompt mühendisliğiyle yani uygun soruları sorduğunuz takdirde ChatGPT size bir zararlı yazılım yazabiliyor. Ve bunu daha önce de belirtmiştik aslında sohbetlerimizde. ChatGPT'nin şu anda bayağı ransomware yazma konusunda kabiliyetli olduğunu gösteren pek çok meslektaşımızın da paylaştığı videolar var. Uygun soruları sorduğunuz zaman aslında ChatGPT'yi silah olarak da kullanabiliyorsunuz. Böyleyken durum, sizin kurum içi olan bilgilerinizi böyle bir ortama yükleyip başka kullanıcılara açık hale getirmeniz ne kadar mantıklı? Hadi bunun üzerine biraz düşünelim. Siber'in gününden herkese iyi haftalar. Şimdilik hoşçakalın.